Vektörlerin toplanması. Arkadaşlar, vektörlerin toplanmasında iki tane farklı metodumuz var. Bunlardan birincisi paralel kenar metodu ve bir diğer metodumuz da ucuca ekleme metodu. Şimdi ilk metodumuz olan paralel kenar metodunu görelim. Şimdi K ve L vektörlerimiz bize verilmiş ve bu verilen K ve L vektörlerinin bileşke değeri bize sorulmuş, yani toplamları. Öncelikli olarak yapmamız gereken şey paralel kenar metodunda iki vektörün başlangıç noktalarını birleştiriyoruz. Yani K vektörünün başlangıç noktasıyla L vektörünün başlangıç noktasını kesiştiriyorum. Yani iki vektörü de aynı noktadan başlatıyorum. Ve sonra bu vektörleri bir paralel kenara tamamlıyoruz arkadaşlar. K ve L vektöründen bir paralel kenar oluşturdum. Buradaki başlangıç noktamızdan paralel kenarın köşegenine çizilen doğru bize bileşke vektörü verecektir diyebiliriz. Ve aynı zamanda eğer ki bizden buradaki bileşkenin sayısal değeri, yani büyüklük değeri istenilirse, o zaman da kosinüs teoremini kullanabiliyoruz. Peki bu kosinüs teoremi bizim için nedir? R kare, yani bileşkenin büyüklüğünün karesi eşittir K'nın karesi artı L'nin karesi artı 2 tane K çarpı L çarpı aradaki açının kosinüsüdür diyebiliyoruz arkadaşlar. Kosinüs teoreminde özel bir durumumuz da var. Trigonometrik değerlerde kosinüs alfa aynı zamanda eksi kosinüs 180 eksi alfaya eşittir diyebiliyorum. Yani demek istediğim nedir? Buradaki arkadaşlar, eğer bir geniş açıysa, mesela diyelim ki kosinüs 150'yi alıyoruz. Aynı zamanda bu değerin eksi kosinüs 30'a da eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yeni bir örneğimize bakıyoruz. Bu iki vektörün başlangıç noktalarını kesiştirdiğimizde aralarındaki açının 37 derece kadar olduğunu söyleyebiliyoruz. B vektörümüzün büyüklüğü 3 birim kadar, A vektörümüzün büyüklüğü ise 5 birim kadar. Peki arkadaşlar, biz bileşke vektörün büyüklüğünü hesaplarken kosinüs teoremini kullanıyorduk. Peki neydi bu kosinüs teoremi? Bileşke vektörün karesi R kare eşittir A kare artı B kare artı 2 tane A çarpı B çarpı kosinüs 37'dir diyebilirim. Aradaki açının kosinüsü. Peki yerine koyalım. R kare eşittir A kare dediğimiz değer nedir? 25. Artı B kare dediğimiz değer 9 artı 2 tane A dediğimiz değer 5, B dediğimiz değer 3 çarpı kosinüs 37 nedir? 4 bölü 5'tir diyebiliyorum. Peki 5'leri sadeleştirdim. Buradan ne gelecek? R kare eşittir 25 artı 9 artı ne diyebiliriz? 24. Çıkan sayısal değer bizim için R kare eşittir 58'dir diyorum. Demek ki R dediğimiz değerin karekök içinde 58'e eşit olduğunu söyleyebiliriz.